Her şey Amerikan donanmasının kontrolünde gibi görünüyordu. Fakat 7 Aralık 1941 sabahı Hawaii'nin Oahu adası beklenmedik şekilde büyük bir bombardımanla sarsıldı. Japon donanmasının taşıdığı savaş uçakları iki büyük dalga halinde Pearl Harbor adı verilen doğal limandaki Amerikan donanmasına ait gemileri imha etti. Bu ani baskınla Amerikan güçleri neye uğradıklarını şaşırdı. Saldırı tam 90 dakika sürdü. Saldırı sonucu 12 Amerikan savaş gemisi ciddi hasara uğradı, bazıları battı. 118 Amerikan savaş uçağı kullanılmaz hale geldi. Saldırıda 2403 Amerikan askeri hayatını kaybederken 1178'i de yaralandı. 68 sivil de saldırı sırasında öldü. Bununla beraber Amerika'nın Pasifik filosuna ait 3 uçak gemisi, üssün önemli tanker gemileri, denizaltılar ve fabrika gemileri gibi unsurları limanda değildi ve zarar görmekten kurtulmuşlardı. Amerikan donanması ilerleyen dönemlerde bunun avantajını kullanacaktı. Saldırının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya savaş ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı'na dahil oldu. Japonya'nın bu saldırıyla amacı Pasifik'te oluşturduğu egemenlik sahasını korumak ve genişletmek, yeraltı kaynaklarını ele geçirmekti. Çin'le mücadeleden başarıyla çıkan Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ni de devre dışı bırakmak istemişti. Ancak işler planladığı gibi gitmedi. Amerikan savaş endüstrisi büyük bir hızla Pasifik'te yeniden güçlü bir donanma oluşturdu. Amerikan yönetimi Pearl Harbor saldırısının intikamını 3,5 yıl sonra insanlık tarihine geçecek şekilde korkunç bir yöntemle aldı. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya, 3 gün sonra da Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Atom bombaları yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu, Japon adalarını yaşanmaz hale getirdi. Pearl Harbor, aradan geçen 80 yıla rağmen hafızalardan silinmiyor ve tarihin en kanlı askeri baskınlarından biri olarak anılmaya devam ediyor.